Merhaba arkadaşlar, Hertelden TV'ye hoş geldiniz. Bugün farklı bir çekim açısıyla ilk defa sizlerleyim. Yazın çok tercih edilen bir yemeği paylaşacağım sizlerle bugün. Zeytinyağlı taze fasulye, yaz sebzesi biliyorsunuz. Dolayısıyla en çok yazın yapılıyor tabii ki de. Şimdi etli de yapabilirsiniz ama bugünkü tarifim zeytinyağlı olacak. Aynı zamanda geçmiş videolarıma bakarsanız düdüklü tencerede çok kısa sürede nasıl pişirilir onun tarifini de görebilirsiniz. Şimdi şöyle, ben bugün tencerede pişireceğim ama daha uzun sürede. Şöyle büyük bir kepçe yardımıyla ısıttım. Tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ettim. Hemen şuradan soğanlarımı alayım. Orta boydan biraz daha büyük bir soğanım var burada, küp küp doğradım. Önce bunu kavurarak işe başlıyorum. 2 dakika kavurduktan sonra içerisine kıymış olduğum 4 diş sarımsağı ilave edeceğim. Büyük tarafını aldım ocağın, soğanları. 2-3 dakika kadar kavurdum. Şimdi 4 diş kıydığım sarımsağı ilave ediyorum. Dediğim gibi orta boydan biraz büyük soğanım vardı. Bu arada kullanacağım fasulyenin cinsi nazende. Gayet güzel, fırçıksız, pişmesi rahat bir fasulye. Yarım kilo kullanacağım. Şimdi nasıl her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır, her hanımın da yemek yapışı farklıdır. Çok geleneksel bir tarif bu Türk mutfaklarında ama tabii her bayan farklı yapıyor. Ben Egeli olduğum için genelde zeytinyağlıyı tercih ediyorum. Etli kıymalı yapanlar da var. Zeytinyağlı yapılınca ılık ya da soğuk tüketmek en güzeli. Şimdi bu tarifi paylaşmamın sebebi, yaptığınız bazı insanların yaptığı fasulyeyi tadını beğenmeyebilir, yalan gelebilir, başaramadığını düşünebilir. Ya da mutfağa ilk defa girmiştir. Ki taze fasulyenin benim hayatımdaki yeri bir başka, çünkü benim de ilk yaptığım yemek zeytinyağlı taze fasulye. Onlara faydası olması açısından, gençlere ya da daha önce hiç yapmamış olanlara faydası olması açısından paylaşıyorum. Yoksa genelde Türk kadınları bu tarifi zaten bilirler. Ama dediğim gibi her bayanın böyle bir lezzet sırrı olabilir. Ben de benimkini sizlerle paylaşmak istedim. 2-3 dakika daha kavuracağım. Toplamda 5-6 dakika kadar sarımsaklı soğanımı kavurdum. İçerisine ince ince kıydığım bir adet yeşil biberim var. Acı kullanabilirsiniz, çerez ton kullanabilirsiniz. Şimdi 2-3 dakikada bu şekilde kavuracağım. Şimdi gelelim doğradığım ve güzelce yıkayıp suyunu süzdüğüm taze fasulyeleri ilave etmeye. Ben jülyen şekilde doğruyorum. Eğer siz verev şekilde doğrayan biriyseniz, o klasik doğrama yöntemiyle yapıyorsanız, bence bir daha da bu şekilde doğramayı deneyin. Lezzette tabii ki bir şey fark ettirmiyor ama görsel olarak çok daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi birlikte şöyle yavaşça çevirerek 3-4 dakika kadar da bu şekilde kavuracağım. Kaç dakikada bu şekilde kavurdum. Gördüğünüz gibi zaten biraz söndü. Şimdi orta boysa 2 adet, eğer büyükse domatesiniz 1 adet yeterli. Küp küp doğradığım domatesleri şöyle suyuyla bir ilave ediyorum. Hemen bu noktada baharatlara geçiyorum.
Karabiber çok yakışıyor. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Ve harmanlıyorum. Fasulyenin salacağı kendi suyu ve domatesin suyu pişmesi için yeterli. Ekstra bir su ilavesi yapmıyorum. Bu aşamada varsa bir adet küp şeker ilave edebilirsiniz. Zeytinyağlılar için o da bir püf noktası. Şöyle o yüzden ben de bir adet küp şekeri ilave ediyorum. Ve iyice harmanlandığına emin olduktan sonra kısık ateşte güzel bir şekilde pişmesi için küçük ocağı alacağım. Fasulyenizin cinsine göre biraz değişir. Ama 30 dakikadan da önce pişmez. Ocağı da batırmışım. Silerim hemen. Evet, küçük ocağı açıyorum. Küçüğün kısığında kapağını kapatarak 30 dakika sonra kontrol etmek üzere pişmeye bırakıyorum.